Ölçeklendirme komutunu göreceğiz şimdi. Sildim bunları. Ve bir tane kare çiziyorum. Bir tane de bunun ve bunun ortasında bir daire. Bir tane de şurada boşta bir daire. Okey. Hatta şöyle biraz yaklaştırayım. Çok uzak olmasın. Ve tamam. Şimdi diyorum ki şuradan ölçeklendir. Burada neyi ölçeklendireceğim ben? Daireyi ölçeklendireceğim. Neyin etrafında? Tabii ki merkezin etrafında. Peki ne kadar? Atıyorum 3 katı ölçeklendir. Ve okeylediğimde o daire 3 katı büyüdü. Görüyor musunuz? Şimdi geri al. Ölçeklendire gel. Seçili değilken tabii bir yer. Ölçeklendir. Dairemin kendisi neyin etrafında bu sefer? Şu noktanın yani 90 derecede bir nokta veriyor bana. Diyorum ki bu sefer şunun şu noktanın etrafında iki kat büyüyor bu sefer. Okey. Bakın o noktanın etrafında iki kat büyüdü. Tekrar geri geliyorum. Çok geldik. Gel tekrar. Ölçeklendir. Dairenin kendisi neyin etrafında? Merkezde. Ama bana bu sefer kopyasını oluştur. Okey. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane. Hep şöyle sağ klik onaylayayım bunu bir daha onaylayayım. Şunu tutup çekeyim şu tarafa doğru. Ve bakın diğerleri kaldı. Görüyor musunuz? Bunlar hep iki kat iki kat büyük şekilde gider. Hatta niye öyle yaptık? Şöyle ölçelim. Geri gel. Bir tane daha geri gel. Şimdi bu daireyi bir ölçelim. Oh, çok büyük çizmişiz. Sil. Temizle. Gelelim. Şöyle orijinden. Diyeyim ki bunun çapı 50 olsun. Okey. Yakınlaş. Şimdi gel ölçeklendire. Şimdi diyorum ki şunu kapatayım. Dairemin kendisi neyin etrafında? Bunun etrafında bir kat değildi, iki kat büyüsün. Oh, pardon öyle değil. Şu şekilde iki kat büyüsün. Kopya oluştursun bana. Ölçeceğim çünkü. Bir kat daha büyüsün. Bir kat daha büyüsün, bir kat daha büyüsün. 4 tane kat. Şimdi bakalım. İlk dairemin ölçüsü neydi? 50 mm. İkinci dairemin ölçüsü 100 mm. Bakın hep katları gidiyor. Üçüncüsü 150. Gördünüz mü? Dördüncüsü 200. Beşincisi 250. Güzel. Peki, şimdi gelelim şuraya. Bir tane daha şöyle uzaklaşayım biraz. Şurada bir tane daha daire çizelim. Bu da yine bu da 100 mm olsun. Okey. Şimdi geliyorum ölçeklendir komutuna. Ve diyorum ki şunu kapatayım. Ve diyorum ki dairemin kendisi bu. Neyin etrafını ölçeklendireceğim? Bunun etrafında ne kadar? 0,5. Hatta her seferinde yine bana kopya oluştursun. Bakın içe doğru küçülüyor. Daha da fazla artıramıyorum. Çünkü çok küçük oluyor. Eğer bunu biraz büyük yazsaydım daha da şey olacaktı ama şöyle göstereyim hatta şunu 500 yapayım. Şimdi girelim ölçeklendire. Hop döndür değil. Çok pardon. Escape. Ölçeklendir. Kendisi merkezin etrafında kopya oluştur bana. Şunu 0,5 diyeyim. Şimdi 1. İkinciyi seçtiğim zaman yine sorun oluşturacak bana. Küçülmeyecek. O zaman da bu durumda derim ki ben 0,1 dedim. Ve 5 tane. Okey. 0,8 yaptı. 0,1 diyecektik.
0,8, hatta bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hop, yüzüm kamaştı, böyle illüzyonist gibi oldu. Neyse, bunu 8'e düşürelim. Şurasını da 0,1 yapalım. Okey. Bir türlü yapamadım. Heh, 5 tane yeter, çok abartmayalım. Şimdi burada dedik ya, ilk dışarıdaki bakın 500, sonrasına geliyorum 400, okey, sonrasına geliyorum 300 diye gidiyor. Gelelim bunun bir tık daha özelliğine. Burada bir tane karemiz olsun, içinde işte şunlar iki tane olsun, hiç önemli değil. Şimdi diyorum ki ölçeklendir. Şu kopyayı kapat. Diyorum ki şunun tamamı, seçtiğim kutu için aldım, neyin etrafında? Şu köşe etrafında dedim. Ve bunu iki kat büyüt. Okey. Gördüğünüz gibi iki kat büyüttü. Tamam, onaylayayım. Bu şekilde tekrar geliyorum. Bir şeyler göstereceğim. O da şurada bir yerde olsun, bir daire. Ölçeklendire geldim. Ve bu sefer diyorum ki sadece yay değil tabi, hepsini ben yani birden fazla kontrolü seçebiliyorsun aslında, onu göstermek istiyorum. Dedim ki neyin etrafında? Bu sefer şu dairenin etrafında. Sadece büyütmek için değil, küçültmek için de kullanıyorsunuz. Varsayılan ayar olarak 1 gelir buraya. 1 bölü 2 derseniz ve bu şekilde onaylarsanız da iki kat küçültür. Hatta geri gel. Okey. Ölçek seçip, bu sefer seçip ölçeklendir komutuna o şekilde giriyorum. Bu sefer diyorum ki neyin etrafında? Şu dairenin yine merkezinde. Bu sefer 1 bölü 4 dedim. Ve okey dedim. Bakın 4 kat küçüldü. Gördünüz mü? Ölçeklendir komutu da bu şekilde. Yine çok sık kullanacağınız komutlardan birisi, değinmek istedim.